Şimdi neredeyiz? Sultanahmet Meydanı'ndayız. Arkada hemen görünen yerde Sultanahmet Camii ve arka tarafı da meşhur Ayasofya. Burada önce... Konsepti tamamen değiştirdik. Bundan sonra bu görmüş olduğunuz teyzelerle beraber gezeceğiz İstanbul'u. Onlarla size İstanbul'u anlatacağız. Bugünkü konuğumuz ise Hattat Kamil Nazik hocamız. Evet, bir haftalık aradan sonra Seyyah Fakir'e hoş geldiniz. Bu hafta yine yaşamış olduğumuz şehirde İstanbul'da size hem güzel detaylı insan hikayelerini anlatmaya çalışacağız. Hem de elimiz el verdiğince size İstanbul'da gezip turlayıp bir yerleri bir şeyleri göstermeye gayret edeceğiz. Şimdi neredeyiz? Sultanahmet Meydanı'ndayız. Arkada hemen görünen yerde Sultanahmet Camii ve arka tarafı da meşhur Ayasofya Camisi bulunuyor. Nasip olur da inşallah. Orada bir gün cuma namazı kılmak nasip olur diye de içimden duamı geçirmeden de buradan geçmiyorum fazla. Tabii turistlerin İstanbul'a geldiği zaman hani uğramadan gitmedikleri bir yer bu Sultanahmet Meydanı. Hem camileriyle hem de tarihi dokusuyla Sultanahmet mutlaka turistlerin geldiği bir yer. Biz de buradan bir giriş yapalım istedik ve Seyyah Fakir'e buradan start verelim istedik. Bu hafta Seyyah Fakir'de çok ilginç hikayeler göreceksiniz. Balat'a gideceğiz. Balat'ta bir eskicinin hayatını, bir günü, kısa bir hayatını size anlatmaya çalışacağız birazdan. Bir gün İstanbul içerisinde tek başıma aldım tripod ve kamerayı, düştüm yollara. Hani canım sıkıldı, bir hafta sonu böyle geçirmek istemiştim. O çekimler esnasında karşıma öyle bir eskici çıktı ki takıldım peşine ve bakın ardından o eskiciyle beraber neler yaşadık. Senedir buradayım ben. 10 senedir burada. Hurdacılık yapıyorsun. Evet, burada ek iş, inşaat işi burada. Karşı. Abi nasip kısmet işi belli olmuyor. Bir gün alırsın 30-40 milyon, bir gün hiç alamazsın. Öyle. Çalışmıyor. Bazıları çalışıyor diyor, fişe takıyoruz, hiç ses mes yok. Hiçbir şey. Ondan sonra hurdaya gide geri dönüşüm alıyor devlete. Hangisiymiş şu? Ne diyorsun? Alalım mı? Olmuyor diyor. On mu? Evet. Çalışıyor muymuş?
Toplum eski çalışsaydı alır. Gitmeyiz. Bu kumandası bile hiç yok. Düğmesini öyle aşkına kapma. Aslında bir anlamda sen temizlik yapıyorsun ya sen evet. Yani para vermesen bile onu oradan kaldırmam bile yeter yani. Ya bazıları öyle zaten kaldır diyor, buradan temizlik olsun, pislik gitsin diyor. Bazıları para ister. Az önce mesela televizyonla biz TV kaça aldık? 10 milyona. Vallahi iyi, 10 TL. 10 TL. Onlar çalışmıyorsa şimdi vereceksin, ne kazanacaksın ki orada? Ya çalışmıyorsa yine buradası 10 milyon tutar. Ay. Anca iş görmüş olacak. Televizyon çalarsa yine 15-20 milyona veririz. Öyle. Ufak kârlarla götürüyorsun işi yani. Öyle, ne yapalım? Memleket neredesin abi? Sinop. Sinoplusun. Evet. Eyvallah. Ailen falan burada. Telefon geldi burada. Tabii tabii, aç telefonu. Alo. Eski mi? Şey üstleri o mızrak tipine benzeyen demirler mi? Yine aynı yani, kilosu zaten 650 filan başı munis. Tamam, ben biraz sonra oradan geçerim, söylerim. Tamam, hadi görüşürüz. Birisi de eski bir demir varmış, korkuluk. Bir depodaymış, bir antikacı arkadaş var. Temizleyecek adam arıyorlar. Evet. Nereye gidelim şimdi? Çay ocağına gidelim. Çay içelim. Çay mı ısmarlayacağım bana? Ne demek ya? Gel. İyi, hadi gidelim bakalım. Urduci. Urduci. Yani şimdi bu böyle eski tuğlayı örmek için usta da yok. Eskici. Tabi. Deneceksin mi bunu? Çalışır. Fişede cireği yok mu? Kumanda var. Kumanda yok önden. Gördün mü? Çay hadi. Hı hı. Hadi abi sabır ya. Du bist. Bist. He? Kırmancı zannediyor. Hayır ya. Kırmancı. Kem az. Kırmancı. Bist. Vallahi yoktu. Ne yapıyorsun? 20. 20. Bak, burada varsa bu sabır. Aa, burayı mı? Bakır ya. Selam. Evet. Söyle arkadaş. Çay içeceğiz ya. Çay mı? He. Ramazan abi, çay iç. Konsepti tamamen değiştirdik. Bundan sonra bu görmüş olduğunuz teyzelerle beraber gezeceğiz İstanbul'u. Onlarla size İstanbul'u anlatacağız. Evet teyzeler. Şu an neredeyiz? Şu an biz Sultanahmet'e geldik. Sultanahmet'e geldik. Hı-hı. Anlatalım izleyicilere, anlatalım bakayım. Neredeyiz biz? Ne yapıyoruz biz? Evimiz Çapa'da. Evimiz burada. Tamam. Bunlar bizim misafirimizdir. Nereden geldiler? Bartın'da. Nasıl buldunuz İstanbul'u? Biniyoruz arabalara, geliyoruz.
Temrelleri almaya geliyorlar bizi. Uyuyorlar bir eve, duruyoruz orada. Ne yapıyorsunuz siz? Kaç gündür buradasınız, İstanbul'dasınız? Bir haftadan beri buradayız. Bir haftada sizi nereye götürdü? İstanbul'a nerelere götürdü? Fazla gezinmedik. Niye gezdirmiyor sizi? Soruyor mu? Niye bir hafta? Gezdirmiyorlar işte. Biz de bir yer bilmiyoruz. Niye gezdirmiyoruz? Yağmurdur, soğuktur. Bizim için gelmedik. Bak yağmur, çamur diye biz zaten çekimleri zor yapıyoruz hakikaten. Doğru söylüyorsun. Doğru, haklısın. Burada haklılığın var yani. Nereden geldiler? Bartın'da. Bartın'da? Ha, Bartın'da geldiler. Bartın'dan İstanbul'a gezmeye mi geldiler? Niye geldiler? Yok, düğüne geldiler. Düğün etmeye geldiler. Ha, düğün etmeye. Kaynana mısın sen? Hayır, ben yenge. Yengesin. Evet. Bu görümce. O da kızının anasıdır. Kızının anası. Ha. Kızın anası, sen kızın yengesi. Ha, yengesi. Anladım. Ya. İstanbul'u beraber gezelim sizinle. Gezelim. Hep beraber. Ha, inşallah. Olur mu? Olur. Anlat anlatın. Şu arkadaki çeşmeyi biliyor musunuz? Bilerek. Şu bak, yeşil kubbeli. Ne çeşmesi o? Valla çeşme. Onca sen söylerse ben gelip arkamda. Onu Alman çeşmesi demişler teyze. Ha, Alman çeşmesi. Wilhelm yaptırmış. İkinci Wilhelm var. Alman İmparatoru. İkinci Abdülhamit Han'a hediye olarak Almanya'da yaptırmış her şeyini. Dururum. Tamam, o işlemeler falan var ya. Haberim, ha. Ondan sonra Alman bir mimara çizdirmiş. Danışmanı bir mimar varmış. Pipetto muydu, Cipetto muydu, bir isim var onun. Ona yaptırmış o çizimlerini falan. Bir Alman mimara da yine geri tarafını yaptırmış. O iç tarafı falan böyle altın renkli, bak dışı yeşil. Bu çeşmenin özelliği, yani Osmanlı coğrafyasında böyle bir çeşme yok yani. Bizim tarzımızda bir çeşme değil. Yok. Daha yüksek. Ha. Ramazan aylarında burada bazen şerbet falan veriyorlar. Geldiniz mi hiç? Ha, geldik. İşte bak, neymiş bu çeşme? Alman çeşmesiymiş. Ha, Alman çeşmesi. Alman çeşmesi. Ha, tamam. Kim yaptırmış? Kim yaptırdı? Wilhelm. Sen söyle. Çünkü ben 15 senedir ben buradayım. 15 senedir burada mısın? Vallahi. Çapa'da oturuyorsun bir de. Çapa'da oturuyorum. Ya Alman çeşmesini bilmiyorsun. Yandım, Urfalıyım. 15 senedir ben burada oturuyorum. İyi maşallah. Teyzen de uzakta kaldı biraz. Size o zaman hayırlı... Teyze konuşmuyor. Konuşmuyor mu? Tamam, siz devam edin aynen. İyi gezmeler size. İstanbul'u güzel gezer ama. İyi gezdir yani. Gezdireceğim. Tamam. Sen bize yol göster ki biz gidelim. Bak, karşı taraf Sultanahmet. Abdestinizi aldığınız gibi namazınızı orada kılın. Bak, şey yapacaksınız, düğün falan yapacaksınız, dua edersiniz. Amin, tamam. Onunla biz gideceğiz. Kapalı çarşıya biz gideceğiz, daha gezeceğiz, tamam. Alışveriş yapacak. Bak, İstanbul'da güzel türbeler var. Ha, misafiri getirmişsin, bak buralarda türbelere götür, türbeleri gezdir. Tamam, korku. Mehmet Emin Tokat Hazretleri'ni biliyor musun? Yok, ben bilmiyorum. Vefa semtini biliyor musun? Boza falan satılıyor. Yok, orada bilmiyorum. İşte Eyüp Sultan'a götür o zaman sen. Ha. Sen Eyüp Sultan'a götür. Güzelce bir dua ettir. Bak, İstanbul'a getirdiysen böyle taşları göstermek yerine çeşme falan. Tamam. Götür, bir dua ettir. Bize de dua et, tamam mı? İnşallah. Hadi inşallah. Yolunuz rast gelsin. Allah kolaylık versin. İyi düğünler. Hadi bakalım. Kendinize bakacağız artık. Salı günü bakarsın, tamam mı? Helikopterde geçiyor. Sizi almaya geldi helikopter. Yetişin. Hadi selametle. Evet, tabii Türkiye'nin birçok noktasından İstanbul'a gezmeye geliyorlar böyle. Kimisi düğün için geliyor, kimisi ziyarete gezmeye geliyor ama tabii kış aylarında pek fazla gezmeye gelen yok Türkiye içerisinde, ama özellikle kış aylarında buraya daha çok yabancı turistler geliyor. Bu Japonların, Çinlilerin falan mevsim zamanı yok ki arkadaş. Adamlar dünyayı geziyorlar. Öyle bir kültürleri var. Yani çalıştıkları paranın belki de %90'ını gezmeye, tozmaya, seyahate veriyorlar. Bize çok fazla yaygın değil. O yüzden bu tarz bizim yapmış olduğumuz programlarda Türkiye'de gerçekten daha fazla izleniyor. Çünkü insanlar gidemiyor. Gidemediği yerleri de bizim sayemizde diyelim. Yani vesile oluyoruz inşallah. Görmeye çalışıyorlar. Evet, teyzeleri anlatmış olduğumuz gibi karşımıza, yani arkamıza gelmiş olunca Alman Çeşmesi. Bu meydanda daha evvel hipodrommuş. Çok eski zamanlarda, Roma zamanında. İleride yine dikili taş var. Yani İstanbul'u anlatmak değil niyetimiz ama böyle gezerken de teyzeleri görünce öyle bir latife yapalım istedik. Efendim, Seyyah Fakir devam ediyor. Seyyah Fakir İstanbul'da turlamaya devam ediyor. Balat'ta o eski İstanbul sokaklarında bir eskiciye rast geldik. Onu da hep beraber izledik, peşine takıldık eskicinin ve onun da bir günlük yaşantısından bir kırıntı da olsa göstermeye çalıştık. Hani İstanbul'un genelini, tarihini anlatmaya çalışmak değil şu anki amacımız, niyetimiz. Ama İstanbul'un içerisinden böyle güzel hikayelerle bu bölümü süslemeye çalışıyoruz. Şimdi gelmiş olduğumuz yer ise Küçük Ayasofya. Küçük Ayasofya daha evvel Eminönü'ne bağlıydı ama daha sonra Fatih Belediyesi içerisinde, Fatih'e dahil oldu
ve şu anda da Fatih Sınırı içerisinde Küçük Ayasofya'dayız. Arkamızda görmüş olduğunuz yerde Osmanlı zamanında camiye çevrilmiş olan Küçük Ayasofya Camii. Şükrüpaşa tarafından çevrilmiş camiye. Bugünkü konuğumuz ise Hattat Kamil Nazik hocamız. Hocamız bize şimdi o güzel odasında, güzel sıcak odasında, küçük ama kalbi geniş diyelim bize odaya. Öyle mi hocam? Güzel, belki de levhalarla dolu. Levhalarla dolu. Güzel olmaması mümkün değil zaten. Evet. Şimdi bize Hattat hocamız o hattın nasıl yapıldığını gösteriyor. Kur'an'ı nasıl daha güzel yazarız, nasıl daha güzel okuturuz diye Hazreti Peygamber'den sonra başlamıştır ve Abbasiler döneminde İbn-i Mukle gibi, İbn-i Bevvab gibi, Mutasimi gibi büyük hattatlar çıkmış. Ben bunlara hat dahileri diyorum. Bunlar gerçekten dahi insanlardır. Bizde de vardır. Rakım vardır bizde, hat dahilerinden bir tanesi. Bunlar eğer hat üzerinde çalışmasalardı, bugünkü teknik üzerinde çalışsalardı, bunlar hep Nobel ödülü alacak insanlar. Yani bunlar küçük insanlar değil, zeki insanlar bunlar, kabiliyetli insanlar, çok çalışkan insanlar. Şimdi ben Osmanlı İmparatorluğundan kalma iki adamdan ders aldım. Hamit'ten ve Zekeriya Güvenen'den. Bana bunlar hat sanatını öğrenmek isteyen insan evvela Sülüs'ten başlayacak. Sülüs'ten başlayacak. Ben de Hamid'e geldiğim zaman Sülüs'ten başlattı. Zekeriya Güven'e gittiğim zaman, başladığım zaman çocukluğumda Sülüs'ten başlattı. Rahmetli Necip Fazıl'ın bir sözü vardı. Buzdağını eritelim derken derdi, biz derdi şey yaptık. Buzdağını balçık ettik, balçığın içinden çıkamaz olduk şimdi derdi. O kitapçılara çok kızardı böyle. İş bulamayan kitapçı dükkanı açtı biliyorsunuz. Şimdi biz de eski yazı yazılmıyor derken o kadar törettik ki kimin eski yazı yazar olduğu, kim hattat, o da bellisi oldu. O da bellisi oldu. Herkes hattatım diye bir dükkan açıyor veya bir yer. Televizyona çıkıyor, konuşuyor adam. Şimdi ben böyle gördüm ve sonra ben bunun üzerinde düşündüm. Niye ecdadım, yani benim hocam beni Sülüs'ten başlatmıştır? Çünkü yeni hattatlar ilk adam başladı. 2-3 sene ilk dersi veriyor, adamın zamanını çalıyor. Şöyle gördüm bakın Raşit Bey ben bu işi. Şimdi bunu filmleyin bakın. Hatta şu büyük kalemle yazayım şöyle. Evet. Şimdi benim Rika başladığım Hattat kardeşim Rika dersi veriyor. Rika'nın elifi şudur bak. Bak şu. Şu. Rika'nın elifi bu. Rika'nın elifini ya da Rika'nın B'sini veya bir harfini yazarken, Rika'nın bir harfini yazarken çok kalemle, büyük kalemle yazıyorum. Onun için elim hareket ediyor. Şimdi daha küçük kalemle yazayım. Daha iyi anlaşılacak. Şimdi bir rika elifi yazarken bakın parmağımla. Bak parmağımla yazıyorum bakın. Parmağımla bak. Bileğimi karıştırmayayım işe. Bak elif yazıyorum, B yazıyorum. Bak bu bileğin burası hiç yerden oynamıyor. Bak görüyor musunuz? Bak B yazdım. T yazdım. Cim yazdım. Hiç elim yerinden oynamıyor. Oynatacak bir mesafe yok, bir ara yok, bir şey yok, mekan yok oynatacak. Şimdi ben burada bilek ve el hareket etmediği için hiç kabiliyet kazanmıyor. Yani ben bunun üzerinde düşündüm ya, niye beni Sülüs'ten başlattılar? Niye Rika'dan başlatmadılar? Bugünün adamı niye Rika'dan başlatıyor? Yanlış diyorum. Yanlış olduğunu da böyle ispat ediyorum. Bakın şimdi bir Sülüs elifi yazdığım zaman alıyor musunuz? Bakın. Bu çok önemli. Bak elimi böyle çekiyorum bak. Bir Sülüs elifi yaptım. Bir daha yapıyorum bak şimdi. Bir Sülüs elifi yazıyorum bak. Bak bileğimin üzerinde yani şu el ayası. El ayasının üzerinde
Elimi kendime doğru çekiyorum bak. Bak. Böyle 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 gitme imkanım var sülüste. Elim bu şekilde hareket ede 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 bir kabiliyet kazanıyor. Bir olgunluk kazanıyor benim elim. Bir maharet kazanıyor elim. Beynimle bu mahareti kazanmak da 3-4 seneyi alıyor. Elin istediğin yere götüremezsin. 5-6 seneni belki alır. Çalışmaya bağlı o da. İnsandan insana değişir. İnsanın çalışmasına bağlı. Bu ele hakim oluncaya kadar hayli zaman geçiyor. Şimdi bunu bu şekilde eli oynatmadan rika yazı yazdığım zaman boş yere zaman harcıyorum. Esas yazı yazmama, has sanatını öğrenmeme gelen zamanı 3 sene rikada kaybediyorum. Onun için biz has sanatına sülüs yazıdan başlıyoruz. Çünkü bu saydığım sebeplerden dolayı sülüs yazıda el maharet kazanıyor. El kabiliyet kazanıyor. El olgunluk kazanıyor. O bakımdan ecdadımız sülüsten başlatmış. Ben de talebelerime sülüsten başlatıyorum. İşte nasıl başlıyoruz? Böyle bir kalem. Bu kalem aslı budur bunların bak. Aslı bu. Buralardan kesiyoruz bu kamışlardan. Çeşitli kamışlar vardır. Bu elimde gördüğünüz kamış bambudur. Bunlar genellikle İran tarafından geliyor. Hindistan tarafından geliyor. Tabii bunlar hattatlar için gelmiyor. Çiçekçiler getiriyor bunu. Çiçek şeyler var, mağazaları var şimdi. Eskiden bu sanatla ilgili bir sanayi gelişmiştir. Kağıdı aherleyen ayrı, kalemi açan ayrı, kağıdı yapan ayrı, mürekkebi yapan ayrı. Hattat bununla meşgul olmuyordu. Şimdi artık biz kalemimizi biz yapıyoruz, mürekkebimizi biz yapıyoruz, kağıdımızı biz yapıyoruz, kendimizi dağıtıyoruz yani. Eskiden sanayi halinde olduğu için çok daha malzemeler iyiydi. Bizim bu yazıda sanat yazısı olduğu için kıl kadar şişme, kıl çok ince bak kıl derken onun da inceliğini anlatayım. Bir jeofizik yüksek mühendisi tahsil ederken üniversitede dediler ki herkes kendi saçını laboratuvarda ölçsün dediler. Mikroskopta baktım. Benim saçımın kalınlığı 0,01 milim yani %1 milim tamam mı? Ben o saçın telini görüyorum. İşte o saç kılı kadar inceliği göz görüyor ve o bir hata oluyor. Bu mürekkepten oraya geçtim. O mürekkep o şişkinliği veriyor o kağıt üzerinde. O mürekkep o şişkinliği verdiği için o sanat yazısı olmaktan çıkıyor. Kağıt da sanat kağıdı olmaktan çıkıyor. Baktım ki ecdadımız en güzel metodu bulmuş bu yazı yazmak için. Aherini bulmuş, kalemini bulmuş, kamışını bulmuş. Demirle yazmamış. Demir onların zamanında vardı. Çünkü demir düşündüm kağıdı eziyor. Onun için yazmamış. Giderken kağıdı eziyor. Ama kamış ezmiyor. Tahta olduğu için ezmiyor. O bakımdan biz bu yazıyı ancak ecdadın metotlarıyla yazabiliyoruz. Ecdadın yazısını ecdadın metotlarıyla yazabiliyoruz. Başka türlü yazamıyoruz. Demek ki yani biz bu yazıyı oradan geldik. Sülüsle başlayacağız. Elif, B, T diye vereceğiz yazıyı yazarken. 4-5 tane harf veriyoruz ilk başlayan öğrenciye. O harfin üzerinde öğrenci bir hafta çalışıyor, geliyor buraya. Haftada bir gelirler. Bunun metodu, bunun usulü böyledir. Tarih silsilesi boyunca, tarih seyri içinde bu yazı hep talebe, hocasına haftada bir gitmiş, göstermiş. Bir hafta bir harf veya kaç kelime, kaç şey verdiyse hoca, harf verdiyse onları bir hafta evinde gitmiş, çalışmış. Ondan sonra hocasına göstermiş. Hocası onları beğendiyse devam etmiş. Harfin devamını vermiş veya cümlenin devamını vermiş. Beğenmediyse hadi git bir hafta daha çalış demiş. Şimdi bir yazıyı yazabilmek için yani hat sanatıyla uğraşan insanlara bu söyleyeceğim sözler lazımdır. Evvela böyle bir şişemiz olacak. Bunun adı okka da olabilir. Eski tabirle okkadır. Böyle bir şişemiz olacak. Şimdi biz şişe kullanıyoruz. Eskiler de kullanmışlar ama onlarınki daha başka şeydir. Şöyle bir ipeğimiz vardır. Bunun adına hat sanatında lika denir. Tabii bendeki lika şimdi çok değişik olanları var bunun. Şimdi bu çilek halinde Bursa'dan getirilmiş. Böyle
likamız vardır bizim. Bu likayı ipektir yani. Lika dediğimiz sanatta kullandığımız için lika diyoruz. Şişenin içine koyunca lika oluyor bu. Bu lika böyledir, çilek halinde. Bunlar böyle parça parça da vardır. Sanat için, mürekkep için yapılmış olanları da vardır. Şu anda elimizde ondan yok. Bu olanlarla yetinelim. İşte şunu da yapabiliriz. Şöyle açıyoruz bunları. Şöyle açıyoruz. Açıkları var diyorum. Onlar şimdi anda elimizde yok. Böyle açıyoruz şuradan bakın. Evvela bunu keselim. Şöyle makasımızla kesiyoruz. Tel tel zaten kendisi ama bu biraz işlenmiş bir ipektir. İşlenmeyenler daha iyi olur buna. Böyle bunları ayıracağız. Şöyle. Şimdi toparlıyoruz. Bunu ıslayabiliriz de ama ıslarsak daha da iyi olur. Islamadan koyuyorum ben şimdi şöyle. Bak. Şunun içine koyuyorum böyle. Şu da bizim kirpi çöpümüzdür. Kirpi çöpümüzdür bu da. Bu kirpinin oklarıdır. Bu Toros Dağları'ndan Adana'nın Osmaniye'nin üstünde Toros Dağları vardır. Gavur Dağı'ydı. Şimdi adı Nur Dağı oldu onun. Aslında Gavur Dağı. Gavur Dağı'ndan getirttirdim bunları. Her yerde yoktur bu. Bir Maraş'ın kazma taraflarında vardır bu kibriler. Bir de o her yerde yok bu kibriden. Bir de o Gavur Dağları'nda vardır. Çok ince ucu yani bir şeyden toplu iğnenin ucundan daha incedir. O kadar ince ve kırılmıyor da yani. Plastik gibi bir şey bu. Bundan karıştırıyoruz. Ecdat bundan karıştırmış. Biz de bundan karıştırıyoruz mürekkebi. Şimdi şu mürekkepten koyuyoruz. Ben mürekkebi çalkaladım tabii. Tabii yeteri kadar koyuyorum. Siz de birkaç defa yaptığınız zaman alışacaksınız. Ne kadar konduğunu göreceksiniz. Birkaç tecrübeyle bu işi öğrenirsiniz. Evet, mürekkebi koyduktan sonra bunu karıştırıyorum. Mürekkeplerin konsantrası fazladır. Biraz su koyabiliriz. Evet, şimdi nasıl yazıyoruz ona bir bakalım. Şurada benim böyle bir karalamam var. Burada biraz karalayalım, görün. Şimdi şu kalemi açıyorum, seyreleyin. Tabii böyle bir tahta olursa iyi olur, onu da söyleyeyim. Şimdi en basit böyle bir şey buluyorsunuz. Bu daha ondan daha iyi. Küçük büyük kamışları, kalemleri bunun üstünde yapabiliyorsunuz. Kalemi açarken bir şey daha söyleyeyim. Kalem açarken, kamış açarken. Şurada daha iyi gösterebilirim belki. Bakın bizim kamışımız, bizim ağacımız böyle büyümüştür. Böyle büyümüştür bakın. Nasıl büyüdün de bu dalların, bu budakların yönünden bak. Buralardan anlıyoruz. Bak budak böyle çıkmıştır. Böyle yapamazsın kalem şey yaparken. Bu taraftan açamazsın. Bu taraftan açacaksın. Sebebi de şudur. Ecdadımız böyle düşünmüş. Ben bu mantığı da çok uygun buluyorum. Suyu buradan ağaç alıyor veya kamış alıyor topraktan böyle götürüyor. Götürüyor. Somurup götürüyor böyle. Onun için biz kalemin su yönünden açacağız. Şu taraftan açacağız kalemi. Bu da öyle bakın. Su yönünden açıyorum. Bu böyle bak buradan anlıyorum ki su yönü böyle. Şimdi açıyorum ben su yönünden açıyorum. Kamış
kalemi açmak da o da bir ustalık ister. Hemen başlangıçta açamazsınız. Kendi kendinize açarsınız da o açılmış olmaz tabii. Kötü bir şey olur. Kalemi ne kadar güzel açarsanız yazıyı da o kadar güzel yazabilirsiniz. Yazının güzel olabilmesi için 3 unsura ihtiyacımız vardır. İyi kaleme, iyi açılmış bir kaleme, iyi bir kamışa, iyi açılmış bir kaleme, iyi bir mürekkebe, iyi bir kağıda ihtiyacımız vardır. Bunlar olmadığı müddetçe ne kadar güzel yazı yazarsan yaz, ne kadar iyi hattat olursan ol, bu malzemeler sana yardım etmediği cihetle, yardım etmediği müddetçe güzel bir yazı, sanat bir yazısını çıkaramazsınız ortaya. Şimdi bakın, şuraya ben elhamdülillah yazıyorum şimdi bakın. Hocam son olarak bu sanatı yapmak isteyenlere tavsiyeleriniz? Tabii bu sanat bütün sanat dallarının içinden ayrılan ve dünyanın diğer sanatlarıyla alakası hiç olmayan kendi başına müstakil bir sanattır. Yani bu sanat samimiyet istiyor. Samimi olsun bu sanatı öğrenmek isteyenler. Bismillah desin başlasınlar. Çok farklı olacaklardır yani. Allah'ı ve ahireti murad edenler diyorum. Son sözüm budur. Bu sanatta samimi olsun ve bu sanatı yapsınlar. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah razı olsun. Allah sizin de razı olsun. Bir Seyyah Fakir'in daha sonuna geldik. İstanbul'dan size birkaç parça bir şeyler göstermeye çalıştık. Hat sanatını gördük. Küçük Ayasofya'da Hattat abimizin neler yaptığını gerçekten hayranlıkla izledik. Şimdi Sultanahmet Meydanı'ndan size veda ediyoruz. Seyyah Fakir'e ulaşmak için Facebook hesabından ve Twitter hesabından ulaşmanız mümkün. Oradan bize görüşlerinizi, isteklerinizi, nereye gidebiliriz onları dahi söyleyebilirsiniz. Oradan ulaşabilirsiniz. Seyyah Fakir yazarsanız YouTube, Twitter, Facebook üzerinden bize ulaşmanız mümkün. Eski bölümleri de yine YouTube üzerinden izlemeniz mümkün. Oradan izleyebilirsiniz. Haftaya Türkiye'nin başka bir beldesinde veyahut da dünyanın başka bir ülkesinde, coğrafyasında görüşmek üzere. Hoşça kalın, esenle kalın efendim.